Merhaba arkadaşlar. Baran'la Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi en son görüştüğümüzden beri ben şurada bir maden buldum. Ha, pardon. İlk videomda sesimin çok az geldiğini fark ettim. Bu yüzden bu videoda biraz daha kulaklığı yakın tutmaya çalışacağım. Fakat kulaklık diyorum. Her neyse işte mikrofonu sürekli düşüp duruyor kendisi. Şu şekilde dursam dur. Her neyse. Şimdi aynı şekilde ilk videomda sesim çok boğuk gelmiş. Gerçekten de çok boğuk. O yüzden yani sizin de izlerken sıkıldığınızı düşündüm. Mikrofonu daha yakın tutmaya çalışacağım. Aynı şekilde video hani oyunumun fazla kasmasının video çekmemden kaynaklandığını anladım. Çünkü Optifine yüklü mod olarak aslında hiç kasmaması gerekiyor. İşte madene indiğimde bir iki adet iron topladım. 20 adet de koalımız oldu. Şimdi geceleyin avlanmaya çıkacaktım. Sizlerin de görmenizi istedim. Kasarken avlanmak zor olacak fakat hani video izlerken işte her neyse avlanalım biz. Güzeldir avlanmak iyidir. Zombi var mesela şurada ayaklarını fark ettim. Şuradan zıplayalım. Ne tarafta ne tarafta. Her neyse iğneyi keselim biz. Et ettir yani. Gördüğünüz gibi zombi. Bunlar yani oyunun en güçsüz yaratıklarıdır diye düşünüyorum. Hani canavar olarak kötü yaratık. Çok yeteneksiz, hiçbir yeteneği yok. Tek yaptığı şey işte üzerinize doğru gelmek. Fakat zombilerde şöyle beklentileri var. Rahatlıkla dediğime bakmayın. Kapıyı kırabiliyor yani. Öyle diyeyim. Yaklaştığında kapıdan eğer sizi gördüyse kapıyı kırıp içeriye girebiliyor. Bu da bayağı sıkıntı yani. Şimdi şu şekilde madene devam edeceğim. Sabah olduğunda da tarıma giriş yapmayı düşünüyorum. Sıradaki bölümde yani Minecraft oynamayacağım. Sizlere internet sistemin tanıtımını yapmayı düşünüyorum. Orada videolarım yayınlanacak. Hani YouTube'dan izlemektense oradan da izleyebilirsiniz. Pardon. Orada üstelik sadece Minecraft değil, aynı şekilde oynadınız mı bilmiyorum ama S4 League oyununu bir tanıtımını yapacağım. Daha doğrusu trick videosunu çekeceğim. Onun dışında Skyrim olursa kesin değil. Skyrim videoları çekmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde Torchlight 2. Şimdi çoğunuz çok eski diyeceksiniz ama benim için eskimedi oyun. Gerçekten seviyorum. Eğlenceli geliyor. Özellikle sürekli yer altına doğru ilerlemek. Yani sınırsız oyun şeyi. Yani oyun asla bitmiyor. O çok iyi bir şey. Minecraft'ı da zaten bu nedenle seviyorum daha çok. Özgürsün ve yani asla bitmiyor oyun. Sürekli gelişebilirsin. Pardon, mikrofon ikide bir düşüp duruyor. Çok düzensiz bir maden sistemim var ama kusura bakmayın artık. Şu şekilde kazıyoruz. Şimdi kazı izlemenin ben çok eğlenceli geleceğini düşünmüyorum sizlere. Zaten sabah olmuş. Dışarı çıkacağım şimdi. Çiftlik göstereceğim. Nasıl yapabiliriz? Şimdi ilk olarak şu gördüğünüz otları ezerek işte tohum topluyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane geldi.
Tabii sadece iki taneyle olmaz. Bayağı büyük bir çiftlik yapmayı düşünüyorum. Benim zaten Minecraft'ta en çok sevdiğim bir şeylerden biri de çiftlik yani. Çok hoş bence onu eklemeleri güzel olmuş. Üstelik yeni bitkiler de geldi yeni yamayla. O da iyi. Ha, bu sırada bulduğum maden buydu yani. Daha doğrusu maden değil, kanyon. Bu şekilde gördüğünüz gibi iron var. Şurada en altta da creeper var. Şekilde 7 tane tohumumuz oldu. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl işe. Nasıl dikeceğiz? Ah, şunu alayım. Şimdi eve gidiyorum. Çapa yapacağım. Ondan sonra tohumları dikeceğiz. Fakat ah, ev neredeydi ya? Hı. Buldum sayı. Bulurum. Sorun yok. Heh, şu tarafta. Şimdi aslında bir çitle tohumların etrafını ben genelde kapatırım. Çünkü yaratıklar üstüne bastığında veya zıpladığında oraya çapalanmış alan bozuluyor ve bu sefer ne oluyor? Bitkiler sadece çapalı alanda yetişebildiği için yetişemiyorlar. Direkt yere düşüyorlar. Tıp sorunların yaşanmaması için. Çapayı gördüğünüz gibi iki çubuk şöyle. Sonra ya böyle ya da şu şekil yapabiliriz. Aa, tohumları alacaktık. Şunu at. Evet. Şimdi mesela gidiyoruz. O çiftliği yapabileceğimiz yere. Ne tarafta olduğumu da unutmayalım da. Yani zaten yakınmış. Kastığı için çok nasıl desem alışamadım bir türlü. Yerler falan karıştırıyorum. Mesela şu şekilde etrafını şey yapsam. Ah. Saçmalık ya. Evet. Şöyle. Şuraya da yapayım. Evet, bu iki tohumu da ile ekmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi asıl şeyi unuttum. Bunlar yani bu bitkiler sadece gün ışığında büyüyebiliyor. Ya da bir ışık kaynağının olması gerekiyor. O yüzden yanlarına meşale koyarsanız mesela şöyle koyalım. Biraz. Bu şekilde yani geceliğinde büyümelerini sağlamış oluruz. Evet. Ya bir türlü rahat olamıyorum videolarda. O yüzden akıcıda konuştuğumu düşünmüyorum. Yani ama merak etmeyin. Sıradaki videolarımda yani en azından bir 5. 6. videoda artık rahatlaşırım. Yani sizle de şey oluruz. İyi oluruz yani. Ha, of ya mikrofonda. Düzgün olsa iple sar. Yani kulaklıktan iple bağlı mikrofon aşağıya düşüyor sürekli. Tamam. Şimdi gelelim nasıl sandık yapacağız? Artık gördüğünüz gibi yani gerçi şu anda çok fazla item yokmuş da bir yerden sonra yetmeyecek yani alan. Şu şekilde. Aynı fırın yapımı gibi yani fırının tahta versiyonu diyeyim. Koyuyoruz. Ve bugünlük bu kadar olacağını düşünüyorum ben videomuzun. Çünkü full değil şu anda video çekme programım. O yüzden neden ona? Yani bir anda kesilebilir video. Fark edemem. Onun sorun olacağını düşünüyorum. Yani şu şekilde sandığınızda şöyle bir bölüm oluyor. Aynı şekilde sandığın yanına bir sandık daha koyduğumuzda iki sandık bir sandık oluyor. Yani büyük sandığımız olmuş oluyor. Her neyse bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Elmasınız bol olsun.